hafta sonu her cumartesi saatleri 12'yi gösterdiğinde karşınızda olacağız. Alpay Hava ile Sağlıklı Gülüşler programına hepiniz hoş geldiniz. Hocam hayırlı olsun. Hayırlı olsun hepimiz için. Ee, ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize de iyi hafta sonları diliyoruz. Bundan sonra cumartesileri her programımızda elimizden geldiğince insanları ağız ve diş sağlığı konusunda bilgilendirmeye çalışacağız. Doğru bilinen, yanlış bilinen konularla ilgili elimizden geldiğince aydınlatmaya çalışacağız. Çok sık sorulan gülüş tasarımı, estetik, implant implant gibi konulardan bahsedeceğiz. Ee, o zaman bugün programımızda neler var bir göz atalım. Bir hocam. görelim. Evet. İzliyoruz. Diş eksiklikleri hangi sorunlara yol açar? İmplant nedir? Nasıl uygulanır? Kemik yetersizliğinde implant uygulanır mı? Diş eksikliklerinde implant tedavisi hakkında merak edilen her şeyi diş hekimi Alpay Hava canlı yayında anlatacak az sonra. Ağız ve diş sağlığına dair her şeyi bu programda konuşacağız Anladım. dedik. Bugünkü konumuz eksik dişler. Evet. Eksik dişler nasıl oluşur hocam? Ee, diş eksiklikleri pek çok sebeple olabilir. Dişin kaybedilmesi, diş çekilmesi bir tedavidir, bir yöntemdir. Evet ama genellikle biz diş hekimlerinin en çok, kullanmaktan sakındığı yöntem diyelim. En son çare olarak diş çekimine başvururuz. Ama mecbur kalındığında bir şekilde kaybedildiğinde de bunların yerinin doldurulması gerekiyor. Dişler neden kaybedilir? Dişler, diş çürükleri, diş eti hastalıkları, kemik erimeleri, travmalar, kırıklar gibi pek çok sebeple kaybedilebilir. Bu kaybedilen dişler Tabii ki bir takım sorunlara yol açıyor. Bunlar ne gibi sorunlar? Örneğin şimdi en görüntü başta itibariyle, tabii ki hoş gör... bir görüntü oluşmuyor. Doğru öncelikli. söylüyorsunuz. İlk başta görüntü. İnsanları genelde en çok etkileyen o özellikle ön bölgede ise kaybedilen dişler, diş eksikliği ciddi estetik problemler yaratıyor. Fakat bununla beraber aslında sistemik olarak çok daha önemli etkileri var. Bir kere beslenme yetisini kaybetmeye başlayabilir hasta. Kaybedilen diş çiğnemeyle ilgili bir bölgede ise diş sayısı çok fazlaysa... ...insanlar insanlar. ...deslenemeyeceklerdir. Bunlar sistemik olarak da ciddi... E, ...sorunlara yol açar... ...sindirim sistemiyle ilgili. Bununla beraber bir de... E, ...ağzın içindeki... E, ...birbiriyle olan ilişkilerini kaybedeceği için... ...dişler denge bozulacaktır. Çenelerin evet. kapanışı, Burada kemikler... Burada sözünüzü keseceğim. Hızlı bir başlangıç ki. yaptık programı ama... çiçeğimiz var stüdyoda. ilk programımıza özel. Eşinizden geldi sanıyorum. Evet, çok teşekkür ediyorum. Sağolsun. Teşekkür sağ edelim olsun. ona da buradan. yapım ekibimize de olsun. ayrıca teşekkür ediyoruz. Evet... Evet ee bunlar gibi pek çok soruna yol açabilir Dolayısıyla eksik dişlerin tedavi edilmesi gerekmekte birçok soruna yol açıyor. Hem görüntü olarak hem de Fonsiyonel sağlık problemi anlamda. olarak Doğru. dedik. Peki e, tedavi yöntemlerine bakacak olursak e, çeşitli tedavi yöntemleri var sanırım. Doğru. Çeşitli tedavi yöntemleri var. Tedavi yöntemlerini eksik dişlerin tedavilerini ana başlıklar altında ilk başta hareketli ve sabit tedaviler olarak ayırırız. E, hareketli tedavilerde hareketli protezler ya da implant üzeri hareketli protezler olabilir. Sabit tedavilerde kron köprü protezler e, yahut implant üzeri e, sabit tedaviler. Hareketli ya da sabit olmasına nasıl karar veriliyor? Hareketli ya da sabit olmasını etkileyen bir kere en önemli faktör eksik diş sayısı ne kadar dişin eksik olduğu bizi çok ilgilendiriyor bu teşhisi koyarken. Eksik diş sayısıyla ilgili birden fazla alternatif yaratabilmemiz için bizi kısıtlayabilen ya da önümüzü açabilen durumlar var. Yani, yani fazlaysa eksik diş sayısı. Eksik diş fazlaysa eksik dişlerin nerede olduğu ve kaybedilen dişlerin olduğu o boşluklarda kemikteki defeklerin, yıkımların ne kadar şiddetli olduğu çok önemli. Eksik dişin komşusu olan yani yanındaki dişler yerindeyse ve kullanılabilir derecede sağlıklı ve sağlamsa onlar kullanılarak sabit tedaviler yapılabilir. Eksik dişin olduğu yerdeki kemik seviyesi yeterliyse implant düşünülebilir. Bunların hepsinin dışında eğer bir engel teşkil eden durum varsa tabii ki hareketli protezlere başvurulabilir. Şimdi bütün dişlerin ayrı fonksiyonları var tabii. En çok kişiyi hangi dişin eksik olması zorlar ya da hangilerinin? Şimdi toplumda genel olarak eksik dişler eğer çok ciddi anlamda fonksiyon kaybı yaratmıyorsa önde olduğu zaman insanların canını çok sıkıyor. Çünkü e, sosyal ortamda, iş ortamında e, öndeki bir dişin eksikliği, Rahat konuşamıyor, konuşamıyor, gülemiyor, ağzını saklamak istiyor. E, bu ciddi bir özgüven kaybı yaratıyor. Dolayısıyla ön bölgedeki eksiklikler insanların hemen diş hekimine başvurmasına sebep oluyor. Arka tarafta ise eğer yeme içmesi de çok büyük bir engel teşkil etmiyorsa insanlarımız maalesef uzun yıllar et, e, erteleyebiliyorlar bunun tedavisini e, genellikle de iş işten geçtiğinde ya da çok büyük sorunlar ortaya çıktığında geliyorlar. Tabii ki bu şekilde zaman kayıpları bizim yapacağımız tedavinin başarısını, uzun ömürlülüğünü ya da gerçek insan dişine benzerliğini, doğallığını e, negatif anlamda etkiliyor. Ama işte söylediğiniz gibi önemsemek gerekiyor değil mi tedavisini yani ihmal etmemek nasıl olsa Doğru. arkada diyelim dişi görünmüyor. Hani çiğnememde de bir sorun yok. Yani kişi kendisi anlayamayabiliyor belki. Anlayamayabilir. Yani e, tabii ki ona bir e, hekime akıl danışmak gerekir, muayene olmak gerekir. İşin aciliyeti hakkında zaten hekim yönlendirecektir. Peki bazı yöntemler var dediniz. İmplant artık toplumda da birçok kişinin bildiği bir tedavi yöntemi. Doğru. Bununla ilgili daha ayrıntılı bilgi verecek olursak, implant nedir tam olarak? Implant en basit tanımıyla şöyle söyleyebiliriz. Kaybedilen dişin yerini alan ee, daha doğrusu o dişin kökünün yerini alan yapay titanyumdan köklerdir diyebiliriz. Ee, diş kaybı olduğu zaman dişimizin ağızda görünen kısmı gibi bir de kemiğin altında olan kısmı vardır. Mesela burada bir örnek vereyim ee, bu modeller üzerinde. Bu modellerde çok güzel anlatılıyor. Ee, Ağız içinde hastalar aynaya baktıkları zaman gördükleri bir kısmı var. Bir de altındaki diş etinin içinde kalan göremedikleri kısmı var. İşte burası diş kökü. Diş kökü. Diş dedi. bir bütündür. Bunun tamamı bir e, diş olur ve bunu kaybettiğiniz zaman köküyle beraber kaybedersiniz. İlk başta temeli olan kısmı yani kökü yerleştirilmeli. Buna örnek olarak hemen yanında bir implant tedavisi e, demonstrasyonu var. Bu implant yerleştirilip diş kökü kazandırıldıktan sonra üzerine hastanın eksik olan dişi, Yapılıp yerleştirilir. Yani Ve önce kök sağlanacak. Önce kök sağlanır. Evet aslında implant bizim kaybettiğimiz kökü telafi eder. Öyle diyelim. Uyum ee, süreci değişiyor mu kişiden kişiye? Sonuçta evet bütünleşiyor o vücudun bir süreci, parçası haline geliyor doğru. ama. Uyum süreci kişiden kişiye değişebilir. Çünkü hiçbirimiz aynı değiliz tam olarak. Vakalar farklı, dişin kaybedilme şekli farklı, e, kaybedildikten sonra geçen süre farklı. Yaş da etkiliyor mu? Yaş, cinsiyet, beslenme alışkanlıkları gibi pek çok faktör var. Sağlık sistemik olarak e, sağlık durumu çok önemli. Bunlar kişiden kişiye değişmekle beraber... Temel aralıklar verilebilir yani alt ve üst çenede farklı olmak kaydıyla üst çenede 3-6 ay arasında olabilir alt çenede 2-3 ay arasında olabilir iyileşme süreçleri vardır. E, bu süreçleri etkileyen faktör niçin üst ve alt çenede farklı dersek e, kemiklerin yapısından kaynaklanır. Bizim üst çene kemiğimiz daha süngersik, gözenekli, daha çok damar barındıran, daha yumuşak bir kemiktir. E, alt çene kemiği daha kompak dediğimiz yoğun, sıkı ve sert bir kemiktir. Haliyle vidayı kabul edip... Onu kendine ait bir parça olarak görmesi birazcık daha çabuk olur. Evet. Peki halk arasında bilinen yanlışlar var mı bununla ilgili sizin belki düzeltebileceğiniz hani başlı başına tedavi yöntemi ne olursa olsun bir diş çektirmeye evet. ya da dolguya gittiğimizde bile korkuyoruz çoğumuz dişçiye gitmekten. Evet. Neleri yanlış biliyor vatandaş? İnsanların en çok yanlış bildikleri ya da tedirgin oldukları konular diyeyim toplum içinde bunun adlandırılmasıyla ilgili problemler var işte vida gibi, çivi gibi kelimeler insanları Ülk tedirgin ediyor. Geliliyor. Bu şekilde tanımlamamak lazım. Evet, tasarım olarak bir vidayı andırıyor olabilir. Hatta burada örnekleri var. Onların az çok neye benzediğini anlatmak isterim implantların. Farklı tasarımda implantlar var. Niye farklı tasarımda? Bunlar yapıldığı bölgeye göre değişiyor. İmplantın gerçekten de bir vidayı andıran yivli bir formu vardır. Bu yivli form şu işe yarar, kemiğin içine yerleştirildiğinde sıkı sıkıya tutunması gerekir. İmplant ameliyatı ilk yapıldığında implantın vücuda primer yani ilk aşamadaki sabitlenmesi çok önemlidir. İmplantın başarısını ömrün çok etkiler. Yanlış tedavide yaşanabiliyor mu? Hani bununla ilgili aksaklıklar da olabiliyor Tabii mu? Mesela Tabii ki bu uygulama aşamasında size aynen. Gelip hani... Olmadı, tabii, tabii, uyum sağlamadı diyen. Bunların uygulama aşamasında yapılan hatalara bağlı titiz yanlış olmak tedaviler. Gerek, değil mi bu Kesinlikle. Bu de. da bir kere sterilizasyon çok önemli. E, bu implantların uygulandığı ameliyatlar da e, çalışılan ortamın dezenfeksiyonu, Sterilizasyonu çok önemli bununla beraber kullanılan implantlar şu şekilde firmadan tamamen steril paketlenmiş halde gelir ameliyat sırasında kullanan ekipmanı kullanan ekip tamamen steril eldivenlerle çalışır bunlar açılır içinden çıkan yani çok direkt olarak ameliyat sırasında hastanın ağzına tatbik edilir bu kutu tekrar açılıp kapatılabilir bir şey değildir. Bir kez daha kullanılabilir bir şey değildir ve kişiye özeldir. Kişiye özel olarak sipariş edilip kullanılmalıdır. Dolayısıyla bu aşamalar çok önemli. Tabii ki vakanın uygulama şekli de çok önemli. Bunu zaten programın ilerleyen dakikalarında detaylandıracağız. Şimdi tabii devam edeceğiz bu yöntemlere. Ama vatandaşın da merak ettiği sorular var. Birçok soru var. Bakalım neleri merak etmişler. İzleyelim. Diş eksikliklerinde kullanılan implant tedavisiyle ilgili sokağa çıktık. Bakalım insanlar implantla ilgili neleri merak ediyor? İmplantla ilgili merak ettiğiniz bir şey var mı? Tabii ki. Vallahi benim çene yapım, gittim muayene oldum, uymuyor diyorlar. Neden uymuyor? yaptırmak istiyorum ama olmuyor. Nasıl, ne yapabilirim ben? Evet. Neden olmuyor diyor vatandaş. Ee, i̇mplant neden olmuyor? Şimdi şöyle söyleyelim, implantın olmamasının uygulanacak yani eksik dişleriyle gelen bir hasta var kliniğe implant yaptırmak istiyor işte bana implant yapılmaz dendi. Bunun en büyük nedeni. Eksiklik olan bölgedeki kemik yıkımıdır. Ee, dişlerini kaybettikten sonra geçen süre çok önemli. Çekim sırasında oluşan yıkım çok önemli. Ve öncesinde o dişin kaybedilmesinin sebebi eğer kistik veya apse gibi bir durumsa e, bu sırada kemikte oluşan defek çok önemli. E, kemikte ciddi kayıplar e, yaşanabilir ve bizim için de implant tedavisinde en kıymetli şey zaten kemik. Ne kadar çok Hacimli kemik varsa sağlam, yoğun kemik varsa implantın başarılı olma şansı o kadar ya artar. Ya da sürecin uzaması. Da için uzaması. Etken. Böyle durumlarda peki imkansız mı yani neden olmuyor neden yapılamıyor? Artık bazı şeyler çok gelişti ve kemik kreftleri var, kemik tozları var. Bu gibi uygulamalarla implant ameliyatları bir yapılabiliyor. Bir şekilde bir bulunuyor. Yani. Bulunabiliyor. Tabii ki bunun i̇mkansız şöyle imkansız değil. İmkansız değil ama bunun şöyle bir dezavantajı olabilir. Zaman anlamında bir dezavantajı olabilir çünkü. Önce orada sağlıklı bir kemik üretmek gerekiyor. Kemiği takviye etmek gerekiyor. İçine implantın sığdırılabileceği, yerleştirilebileceği kadar kemik yaratmak gerekiyor. E, ondan sonra implantın yapılması ne gerekiyor. Ne kadar sürer örneğin en uzun süre? E, şimdi şöyle söyleyeyim. Mesela implantın e, kemik tozu diyelim kullanıldı. Graft kullanıldı. Graft kullanıldıktan sonra e, örnek verelim. Burada eksik diş olan bir bölge var. Mesela burası. Buradaki dişi kaybetti hasta ve implantın yerleştirilmesi için uygun derinlikte ve kalınlıkta kemik olmadığını düşünüyoruz. Röntgen tetkikleri, ağız içi muayeneler sonucunda buna karar verdik. Buraya bir kemik grefti eklenmesi lazım. Kemik grefti eklendikten sonra aşağı yukarı 6 aya kadar sürebilecek bir süre beklenebilir. Burada kemikleşmek, e, kemiğin sağlam bir hale gelmesi birazcık zaman alacaktır çünkü. E, kırık bir uzvun kaynaması gibi düşünün. Önce sağlam, sağlıklı bir sabretmeleri hale gelecek. Biraz gerekecek. Biraz sabretmek gerekecek. Bir müddet burayı bekleyeceğiz. Ondan sonra implantın o az önceki gösterdiğim örneklerdeki gibi yani bu yapının... O hazırlanmış, sağlamlaşmış kemiğin içine yerleştirilmesi lazım. Burada hali hazırda yerleştirilmiş bir örneği var. Ee, küçük bir örneği. Daha sonra da bunun o kemiğe kaynaması beklenecek. Kaynadıktan sonra üst yapısı, yani sanki ufaltılmış bir diş formundaki yapay hali üzerine yerleştirecek. Onu da hatta şöyle göstereyim. İmplant kemiğin içine yerleştirildi. Ee, bu artık kemiğin bir parçası oldu, kaynadı. Ondan sonra bunun üzerine bir ara parça takılır. Bu parça artık, Porselen kaplama yapılabilir hale gelmiş bir yapıdır. Bunun üzerine hastanın eksik dişi yapılıp yerleştirilir ve sabit olarak hastanın ağzının bir parçası olarak orada kullanılmaya devam eder. Zorlu bir uygulama mı? Biraz çetrefilli Şimdi, ama Şimdi e implant aslında çok zorlu bir uygulama değil. Mesela en çok merak edilen ve korkulan aşamalardan bir tanesi de o ya işte ağırlı bir süreç mi, zor bir süreç mi ne geçecek başından diye mı? evet merak ediyor hastalar ama implant zaten lokal anestezi altında yapılır. Tedavinin yapıldığı bölge e, tamamen uyuşturulmuş olur. O sırada hasta bir şey duymaz, acı hissetmez yani. Acı hissetmez e, ama kullanılan cihazların seslerini duyacaktır sadece. E, onu söyleyebilirim. E, tedavi sırasında bir şey hissetmeyecektir. Tedavi sonrasında da bir takım öğütleri olacaktır diş hekiminin. E, dikkat edilmesi gereken bir takım öğütleri olacaktır. Ne yiyip ne içeceği gibi, nasıl yatacak, oraya işte buz tatbiki yapacak, bir takım ilaçlar kullanması gerekiyor mu? Bunları anlatır. Bunlara da harfiyen uyarsa verilen öyküleri yerine getirirse çok büyük oranda sıkıntısız bir şekilde atlatacaktır Peki, o süreç. Peki devam edeceğiz ama sokaktan sorular da devam ediyor. Evet. O sorulara da bir bakalım tekrar dönelim. İplat'la ilgili bir sorunuz var mı? Var. Ee, implantla İplantı ile ilgili sorunum İplant yaptırmak istiyorum ama Bununla ilgili e, ne kadar bir süreç içinde bu tamamlanıyor Nasıl bir tedavi içinden geçiyoruz Ya da bunun açısı sağlığımız için ne kadar değerli Dişlerimizin İplantı yaptığımız zaman ömrüne kadar gidiyor Bunu öğrenmek istiyorum hocam Evet az önce konuştuk ama süreci merak ediyor. Evet süreci merak Daha ediyorlar. Bunu birazcık detaylandıralım. İmplantın e, iyileşme sürecinden bahsettik zaten. İmplantın yapılma süreci şöyle olacak. E, yapılacak bölgeye implant tatbik edildiğinde bu ameliyat çok uzun bir ameliyat değildir. Lokal anestezi altında dediğim gibi yapılır. Tatbik edildikten sonra e, bölge uygulamanın tarzına göre değişmekle beraber dikişli ya da dikişsiz olabilir. Eğer dikiş atılmışsa e, operasyonun uygulandığı alana... Bir hafta kadar beklenmesi gerekir. Bir hafta sonra dikişlerin alınması gerekir. Ee, kendi kendine eriyen dikişler kullanmayız. Çünkü orayı görmek, kontrol etmek isteriz. Takip etmek isteriz iyileşme sürecini. Bir hafta sonra hekim kontrolünü yapmış olur. Dikişler alınır. Ee, ondan sonra iyileşme süreci hangi çenede uygulandıysa alt mı üst mü ne kadar gerekliyse zaten hekim yönlendirir ve bu süreç bekleyerek geçer. Ee, bekleme sürecinin sonunda artık hazır olduğuna inandığımız dönemde üzerine artık porselen yapılmaya başlanır az önce anlattığım aşamalarla. Bu süreçte hastaların en çok merak ettiği şeylerden bir tanesi e, acaba dişsiz mi kalacağım? Hele ki çoklu eksiklikse ya da e, görünen bir yerdeyse e, ne olacak? Tedavi cevap verecek cevap mi? Cevap verecek mi? Cevap vermesiyle ilgili aslında şunu açık konuşmak lazım. Vaka seçimi ve uygulamadaki basamaklara dikkat edilirse e, cevap vermemesi gibi bir durum pek söz konusu değil. E, ama acele edilmemesi gerekiyor. Doğru yere uygulanması, doğru zamanda uygulanması, iyileşme aşamalarının periyotlarının ...doğru takip edilmesi gerekiyor. E, aceleci davranmamak da gerekiyor. E, az önce konuştuğumuz gibi kemik yetersizse bunu zorlamamak lazım. Öncelikle orada bir kemik oluşturmak lazım. Bu aşamalara eğer riayet edilerek yapılırsa zaten sıkıntı yoktur. İyileşme periyodunda da dis, -dis kalmasın kalmasının önüne <laughs> hastanın geçici dişlerle geçirebilir. E, bu da e, implantın kemiğe ameliyat sırasındaki bağlanma... Kuvvetine göre direkt olarak implantın üzerine de yapılabilir ya da eft, e, yanındaki destek dişlerden destek alınarak da bir geçici çözüm uygulanabilir. Hocam Asla. bir sorumuz daha var ona da bakalım. İmplantla ilgili bir sorunuz var mı? Evet e, ben bir arkadaşım yaptırmıştı da daha sonra e, duyduk kanser yapıyormuş. Hocam doğru mudur? Kanser yapıyor mu gerçekten? Implant kanser yapar mı? Evet, e, implant öncelikle implantın ne olduğunu bir tekrar söyleyelim. İmplant bir titanyum alaşımıdır. Vücudun en iyi uyum sağladığı materyallerden birisidir. Uzun yıllardır vücutta kullanılmaktadır. Ortopedi branşında özellikle. Vücuttaki büyük kemiklerde de kullanılmaktadır. Çok başarılı bir şekilde. E, çenelerde diş implantı olarak kullanılması daha yakın bir geçmiş sayılır onlara nazaran. E, başarılı bir şekilde kullanılır ve tarihte... Ee, bunun kansere neden olduğuna dair bir vaka bir araştırma yoktur direkt olarak bu yüzden kanser oldu denemez Ama kulaktan kulağa böyle Kulaktan kulağa yayılabilir burada e, insanlar sizin söylediğiniz gibi kulaktan kulağa yanlış aktarabiliyorlar e, ya da farklı durumlar bunlarla karıştırılabiliyor belki de e, Yani umarım değildir Allah korusun gerçekten kanser o hasta bu tesadüfi bir şekilde implantın yapılma periyoduyla çakış, çakışmış olabilir ona yani bağlamış sebebi olabilir. o değildir muhtemelen ya da bazen şeyleri de duyuyoruz yani yanlış uygulamalarda ya da işte iltihaplı apseli bir bölgeye iyileşmeden yapılmış implant uygulamalarında o bölgedeki kemik defekti büyüyerek çene kemiğinde ciddi bir yıkım yaratıyor. Bunu insanlar kanser gibi bir hastalıkla bağdaştırabiliyorlar. Yani ona eş tutabiliyorlar bazen. O çene kemiğindeki kaybı ona yorabiliyorlar. Böyle bir şey şeyse de o kanser değil. Orada bir uygulama hatası i̇mplant olabilir. İmplant kesinlikle kansere Böyle açmaz. bir sonucu yok. Peki evet. bir sorumuz daha var hocam. Ee, i̇mplantla ilgili bir sorunuz var mı? Hocam bir akrabam var. Ön dişine implant yaptırmak istiyor. Mümkün mü bu? Evet implant mümkün mü? Ee, ön dişe implant yaptırmak istiyor. Ee, böyle bir şey mümkün. Ee, yani implantın yapılacağı yer gibi bir kısıtlamamız yok. Fark etmiyor o İhtiyaç yeri. neredeyse oraya Herhangi yapılabilir. yere yapılabilir. Ee, bu da dikkat edilmesi gereken şey az önce de konuştuğumuz gibi kemik miktarı. Gerekli bir kemik kalınlığı, kemik derinliği, kemik hacmi lazım. Bu hacmi sunabilen her yerde uygulanabilir. Ee, yetersizse kemik takviyesi yapılabilir. Burada az önce konuştuğumuz şey tam üstüne geldi. En büyük tedirginlik işte oradaki o estetik konu, iyileşme sürecindeki ne olacak kısmı. dolayısıyla bunun da geçici dişlerle, geçici restorasyonlarla telafi edilmesi sayesinde bekleme süreci de atlatılarak pek hala yapılabilir. Korkmaya, ee, tedirgin olmaya gerek yok. hiç yok. gerek yok. Orada daha de değinecek yani. Özel önemli detaylar var. Nedir? İmplantın üzerine kullanılan şu az önce bahsettiğim ara parçalar ee, diş etinin içinden doğal bir şekilde çıkıyormuş gibi görünen özel eğim verilmiş parçalar vardır hı hı. ön bölgeler için. Bunlarla iyileşme süreci tamamlanır ee, ve yapılan porselen dişler gerçekten diş etinden çıkıyormuş gibi görünerek o doğallık sağlanabilir. İkinci korkulan şey de budur. Yani farklı yapımından. da görünmeyecek. Ha diğer dişleri gibi görünmesi sağlanabilir. Peki. Şimdi birçok önemli faktör var dediniz. Ee, yaş e, mesela. Yani bir yaş sınırı var mı bu uygulamada herhangi bir yaş sınırı? Yaşla ilgili bir sınırımız aslında yok. Burada şöyle bir detay var. E, yapılması gereken hastanın büyüme gelişiminin tamamlanmasını tercih ederiz çünkü e, ergenlik büyüme atılımından önceki yaşlarında bir hastanın diş kaybını implantla tedavi etmeye çalışmak doğru değildir çünkü onun vücudunda kemikler büyümeye devam ederler. Çene kemikleri, ağzı, kafatası büyüyordur. Bu gelişmeyi negatif bir şekilde etkilememek adına e, o süreçte yapılması doğru değildir. E, dolayısıyla e, yetişkinliği, büyüme atılımı tamamlanmış hastalarda e, yapılmasına bir sakınca yok. E, i̇leri yaşlarla ilgili, geri yatlık yaşlı hastalarla ilgili yeterli kemik seviyesi varsa, hastamı, hastamızın e, sistemik durumuyla ilgili bir engel yoksa, yara iyileşmesiyle ilgili bir rahatsızlığı yoksa, implant yapılmasında bir sakınca yok. Peki. Sokaktan gelen bir sorumuz daha var. Onu da alalım. Hocam 51 yaşında bana da implant yapılabilir mi? Evet bu az önce konuştuğumuz konuyla ilgili bir soru geldi. 51 yaşındayım bana da implant yapılabilir mi? Pekala yapılabilir. Sadece ilk önce bir e, ağız içi muayene akabinde bir röntgen tetkiki gerekiyor. Yapılması gereken bölge uygun mu? Hazır mı? Hazır değilse hazırlanması için bir şeyler yapılması gerekiyor mu? E, bir herhangi bir enfeksiyon var mı o bölgede? Önce onun tedavi edilmesi gerekiyor mu? Kemik seviyesi yeterli mi? Bunlara e, yanıt bulduktan sonra eğer yanıtlar pozitifse olumluysa tabii ki yapılabilir. Olabilir. 51 yaş çok da uygun bir yaş. Peki size gelen vakalarda unutamadığınız ya da sizi daha çok zorlayan bir durum oldu mu? İmplant vakalarında e, zorlayan durum Pek çok zaman olabiliyor böyle şeyler. Çünkü insan vücudu sonuçta belli standartları olan bir şey değil. Canlı ve dinamik bir yapıyla uğraşıyorsunuz. Kişiden kişiye farklılıklar gösterebiliyor. Aynı kişinin ağzının farklı bölgelerinde Hı -hı. farklı yanıtlar alabiliyorsunuz. Dolayısıyla e, aynı ağız içinde uygulanmış implantlardan bir tarafta çok iyi bir iyileşme periyodu görürken süreç görürken öbür tarafta negatif bir şeyler olabiliyor. E, iyileşme sürecini baltalayan, protezin yapım aşamasını uzatan bir takım sıkıntılar yaşanabiliyor ee, daha ziyade böyle komik şeyler var diyelim yani mesela, e, mesela e, yemek yemeyle arası çok iyi olan hastalar bir miktar kısıtlanıyorlarsa bu süreçte onu atlatmaları azıcık zor oluyor. İşte ben e, ne zaman işte ısır ısır bir pizza <laughs> yiyeceğim, ne zaman elma yiyeceğim, yiyeceğim elma yiyeceğim. Bunun sabırsızlığı çok fazla oluyor. O sürecin çok uzun geldiğini düşünüyorlar. Aslında çok uzun olmayan bir süreç ama işte insan içinde olduğu zaman o heyecanla belki birazcık da e, süreci uzun görebiliyor ama tedavi bittikten sonra da işte doya o kabiliyetlere doya, kavuştuktan daha sonra da ee ne olacak canım göz açıp kapayana kadar geçti de diyorlar. Peki nasıl bir beslenme şekli öneriyorsunuz? Neye göre? Şimdi iyileşme periyodunda e, yapılan yöntemin uygulandığı bölge örnek verelim tekrar az önce gösterdiğim model üzerinden. Bunun gibi Tek dişlik bir vakaysa ve etrafında sapa sağlam dişler varsa, çiğneme fonksiyonunu sürdürebilecek dişler varsa, bu tip bir hastada üzerine geçici herhangi bir uygulama yapılmasa dahi fonksiyon kaybı çok ciddi oranda olmaz. Hasta normal akışına devam edebilir. Ee, sadece ameliyat yapıldıktan sonraki ilk günler içerisinde çok aşırı sıcak, soğuk, asitli gibi gıdalar tüketmesinden sakınmasını isteriz. Çok sert şeyler çünkü orada bir ameliyat travması vardır. Yara vardır. Onun iyileşmesinin negatif etkilemesini istemeyiz. İyileşme sürecini uzatmasın. Bir an önce iyilesin diye ilk günler birazcık dikkat etmesini isteriz. Onun dışında bir kısıtlama yoktur. Çoklu implant uygulamalarında hiç diş yoksa mesela hastanın ağzında geçici protezler yaptıysak mümkün olduğunca yumuşak şeyler çiğneme ile ilgili çok zorlamayacak çok çiğneme gerektirmeyecek daha basit gıdalar kullanmasını isteriz fonksiyondan ziyade estetik ve konuşma anlamında o geçici dişlerin ona imkan sağlamasını isteriz bu tabii ki beslenemeyecek değil ama gerçek dişlere kavuşana kadar normal standartta doğal bir e, diş yapısına sahip insanın beslenme şeklinde olmamasında fayda var peki sonrasında da yine dikkat etmesi gerekecek mi? Doğal işleri yapıldıktan sonra, şey porselenler yapıldıktan evet. sonra, e, o zaman e, özel bir kısıtlama varsa bunu hekim yönlendirecektir. E, çok önemli özel bir kısıtlama yoksa e, yeme içmeyle dikkat edilmesi gereken ilgili dikkat edilmesi gereken çok da önemli bir şey yok. Orada daha önemli olan şey bakımı. E, idamesi yani o tedavinin dolayısıyla e, temizliği, asijenin sağlanması, doktor kontrollerinin sağlanması çok daha önemli Düzenli değil, işte. doktor kontrollerine devam edecek gerekiyor. ve temiz tutacak ve temiz tutacak. Bakınlı en önemli şey bu. Ne kadar uzun ömürlü olacağı buna bağlı aslında birinci aşamada. O noktada zorlayan oluyor mu? Zorlandıkları noktalar. Ee, evet burada Tedavisi zorlanan hastalar en çok olabiliyor. Tedavinin en neyin zorluğunu yaşıyor hastalar. Ya, temizlik aşamasında sıkıntılar yaşayabiliyorlar. Bunlarla ilgili elimizden geldiğince hastalara öğretiyoruz fırçalamayla ilgili. Nasıl bir temizlik? Şimdi bir kere normal dişleri, doğal dişleri olan bir insan nasıl fırçalıyorsa öyle fırçalanması gerekiyor. Fakat bununla beraber özellikle köprü protezler yani eksik uzun diş bloklarının çok olduğu vakalarda e, köprü altlarının da çok iyi temizlenmesi lazım. Bunlar için özel e, diş ipleri, arayüz fırçaları var bunları da çok yetkin bir şekilde kullanamayan hastalar olursa ağız duşlarını öneriyoruz. Tazikli bir şekilde bir su spreyi gibi çalışıyor. İçine bir takım gargaralar tatbik ederek o altları ulaşan fırçayla ulaşamadıkları yerleri temizlemelerini istiyoruz. Peki o ipi de kullanmayı hepimiz bilmiyoruz belki ama biraz olsun uygulamalı gösterme ya da ee, onu şu anda var elimizin ya? altında ip yok ama bakayım hmm. e, en azından bakayım. E, modellerin göstererek. üzerinde gösterebilirim. Aha. Burada Şimdi normal doğal dişler altı, e, üzerinde bir gösterelim. Bir de köprü protezlerden tamam. bahsetmiştim. Onu da anlatmamız lazım. Çünkü köprü protezlerde de bu çok önemli ve etkiyi bir şey. E, köprü protezlerin altında da kullanılabiliyor. E, burada önemli olan dişlerin e, aralarında fırçaların giremediği yerlere diş ipinin girmesi. Bu önemli. Bunun yapılması lazım. E, köprü protezlerde de aynı şekilde alt kısmında bunun yapılması lazım. Ee, şöyle örneklendirmek gerekirsek e, benim elimde bir tane model var Bunun üzerinde ufaltılmış köprü yapılması için hazırlanmış dişler var Bunların üzerine porselen kaplamalar geliyor bu eksik dişlerin tedavi yöntemlerinden bir tanesi burada eksik olan iki dişin olduğu kısımda porselen bir gövdeyle uygulanır bu gövdenin altının temizlenmesi gerekir. Bu gövdenin altından geçebilen özel ipler vardır. Burada e, normal rutin sağlam dişler için kullanılan bir ip var ama ben en azından neresinin temizlenmesi gerektiğini göstermek adına bunu kullanacağım. Burada gövde altından geçirilen bunun sert bir ucu vardır. Hastanın ağzında sabit duran gövdenin altından geçirilebilir bu köprünün altından. Bu dişlerin altından geçmesi sağlandıktan sonra dişlere doğru yaslanarak şu bizim için çok önemli sanki bir Dişin cilalama hareketi bu köprüler için söylüyorum hı hı. bunu. Ama bununla beraber doğal veya hutta yan yana eksiksiz dişleri var ise hastanın o zaman temizleme prosedürü değişir. O zaman da dişlerin arasındaki boşluktan geçirmek gerekir. Temizlenmesi gereken dişe doğru yaslanması gerekir ve sonrasında bir cilalama hareketi yapılması gerekir. Bu şekilde. Aradaki geri, boşluk mi? aynen ileri geri hareketler i̇leri geri. tekrar aynı aralığa sokup bu sefer daha arkada duran dişin temizlenmesi lazım. Bu sefer ona doğru ipi yatırıp yine aynı şekilde cilalama hareketi yapılabilir. Şöyle birazcık daha belki görünür mü olur böyle göstereyim. Bu şekilde temizlenecek dişe yaslayıp bu şekilde bir hareketle cilalama hareketiyle dışarı doğru çekilmesi gerekiyor. Bunu bu ne, ne kadar, kadar süreyle yapmak gerek? Bunu günde bir kere yapması lazım hastanın. Ee, şöyle diyelim günde her zaman söyleriz mümkün olduğunca e, en az iki kere fırçalamak lazım. İkinci fırçalama akşam yapıldıktan sonra diş ipi kullanılır ve bir daha e, bir şey yenilip içilmemesi en doğrusu. O diş genel ipi kullandıktan sonra. sonra tekrar aralara bir şeyin kaçmaması lazım. <laughs> bir şey ee, tüketmemek lazım. Yaparsak ya. da illa duramadık yedik o zaman tekrar temizlememiz gerekiyor. Peki estetik boyutuna dönecek olursak tekrar estetik bir sorun yaratmaz dediniz ama yarattığı durumlarda oluyor mu? Şimdi şöyle bir şey olabilir bazen özellikle ön bölgelerde arkada çok ciddi bir sorun teşkil etmiyor görünmediği için evet ama ön böyle bölgelerde çok ciddi kemik defekleri var. Kemikte ciddi bir yıkım olduğu zaman çöküklük olabiliyor civarındaki komşu dişlere kıyasla. Buralarda implant uygulandığı zaman implant her zaman uygulamak için kemiğe ihtiyaç duyduğundan dolayı kemik nerede elverişliyse oraya yerleştiriliyor. Elverişli olan yere yerleştirildiğinde diğer dişlerle aynı seviyede aynı konumda olmayabilir veyahut da daha derinde kalabilir. Bu da üzerine yapılacak dişin komşu doğal dişlerden daha uzun, daha içeride, daha kısa görünmesine yol açabilir. Dolayısıyla bu doğallığı negatif etkileyebilir. Bu gibi vakalarda şu az önce anlattığım gibi bir köprü belki tercih etmek daha doğru olabilir. Hı hı. Şimdi şekiller üzerinden de daha detaylı gösterme imkanınız evet. olacak sanıyorum. Evet. Bu arada benim de eksik bir dişim var hocam. Evet, onu da evet. bir görelim, muayene edelim. Şu sol kısımda. Arkada bayağı vardı. Evet. evet. Yukarıdan bir diş geldi. Köpek dişi sanıyorum. Aşağısı da öyle boş kaldı. Ne yapabiliriz? Ee, şimdi sizinkisinde durum birazcık farklı. Çünkü sizin kaybettiğiniz dişiniz eski bir süt dişi. Çene evet. darlığından dolayı. Süt dişini dolayı... çekmeye çektirmeye korkmuşum. Gizlemişim Aynen. annemlerden. Aynen. Üstten de diş gelince Aynen. orası boşluk oldu. Orada yeterli mesafede olmadığı için köpek dişi inmesi gereken yere inememiş. Yani süt evet. köpek dişinden boşalan yere gelmesi lazım. Söylediğiniz şey çok önemli. Ee, özellikle velilere bunu hep anlatmaya çalışıyoruz. Ee, dişlerin sürme zamanlarını etkileyen çok ciddi faktörler var. Süt dişlerinin doğru zamanda orayı terk etmesi. O zamana kadar orayı koruması gerekiyor. Zamandan önce de gitmemeli, geç de kalmamalı. Doğal dişi yerine gelebilsin. Çünkü sonrasında ciddi çapışıklıklar oluşabiliyor. Çapışıklık. Sizin yaşadığınıza benzer durumlar oluşabiliyor. E, bu gibi durumlarda sizin eksiğiniz olan diş süt dişi. Yani onun yerine bir implantla koymaya gerek yok. Sizin hali hazırda var olan ama yanlış yerde duran köpek dişinizin oraya indirilmesi lazım. Ona titanyum lazım. eklemeyeceğiz. E, o yani. Gerek yok. Sizin e, tel takmanız uygun bir yöntem olabilir. Ee, en temiz o çünkü eksik olan dişiniz aslında eksik değil ağzınızda yanlış yerde sadece. <laughs> Peki. Peki devam edelim o zaman implant ne zaman uygulanmalı? Hangi durumlarda tekrar altını çizecek olursak. Şimdi implant eksik dişlerin olduğu vakalarda uygulanmalı. Hastanın konuşma, estetik ve ile ilgili problemleri olduğunda uygulanmalı. Bir de zamanla ilgili şöyle bir şey var. Implant diş kaybedildiğinde hemen akabinde mi uygulanmalı belli bir süre beklenmeli mi gibi bir soru çıkıyor burada ortaya. Bu da şöyle bir şey var, vakaya göre değişir. Bunun kararını hekim verecektir. Röntgen ve ağzı tetkikleri sonucunda kaybedilecek dişin olduğu bölgede implantın hemen çekim işlemin akabinde uygulanması gerekiyorsa. E ee, aynı anda diş çekimin yapılıp implant uygulanabilir. Yani beklenilmesi gereken durumlarda da beklenilmesi var. gereken durumlarda da şöyle bir şey olabiliyor. Ee, çekilmesi planlanan dişin olduğu yerde ciddi bir kemik defekti olabilir. Ee, büyük enflamasyon e, enfeksiyon olabilir. Öncelikle buranın iyileşip sağlıklı kemiğe dönüşmesi lazım ki içine sağlamca bir implant yerleştirebilelim. Hastalıklı bir kemiğin içine implant yerleştirildiği takdirde implantın kaybedilme ihtimali çok yüksek. E, implant vücut kabul etmedi mi falan denir. Aslında bu bu tip yanlış uygulamalardan kaynaklanıyor. Bu gibi vakalarda beklenmesi gerekebilir. Kemik yetersizse kemik tozu konup beklenmesi gerekebilir. Yani o kemiğin hastalıklı olup olmadığı ya da ne kadar hastalıklı olduğu da galiba... Bunu çok etkiliyor. etkiliyor. Oradaki kemik miktarı bunu etkiliyor. Beklenip beklenmeyeceğine, çekim yapılır yapılmaz implant yerleştirilip yerleştirilmeyeceğine... ...buna göre karar vermek lazım. Hı hı. Yine e, size gelen vakalardan farklı örnekler verecek olursanız... E, ee, bu gibi şey durumları e, durumlar mı, vakalarla ilgili mi? Ee, en şimdi, çok rastlanan belki. E, hastalarda şöyle bir tedirginlik olabiliyor. Birazcık e... Şu aklıma gelenlerden söyleyeyim işte internette filan da araştırmışsınız ya da çevreden eş dost akrabadan özellikle bu çok e, yayılıyor e, yanlış şeylerde e, diş çekildiğinde hemen akabinde implant yapılırsa daha orası iyileşmedi e, o zaman sıkıntılı olmaz mı ben implantımı kaybetmez miyim ya başarısız olursa mesela böyle bir hasta bu tip bir soruyla geldiğinde bir tedirginlikle bana şöyle aydınlatmıştık e, kemik seviyesi zayıftı ve beklemek dişleri çektikten sonra beklemek o kemiklerin daha da azalmasına, daha da zayıflamasına sebep olacaktı. O yüzden bizim aynı anda implantları tatbik etmemiz gerekiyordu. Çünkü implantın uygulandığı bölgelerde kemik korunur. Kemiğin daha da fazla erimesinin, zayıflamasının önüne geçilir. Bu hastada da o yüzden böyle bir tatbikat yani yapmak zorunda kaldık. Yani şu konuyu uyarmak gerekiyor o zaman izleyicilerimiz. diş eksilir eksilmez. Nedeniyle beraber anlatarak evet, söyledim. Bunu müdahale etmek doktora, doktora gitmek şart. Doğru. Hı hı. E, ve e, bu gibi bir vakada da dediğim gibi kemiğin kaybı beklemek bizim için e, aleyhte bir bekleyiş olacağı için e, beklemenin sonunda istediğimiz yere istediğimiz sayıda implant kullanamama riskiyle karşı karşıya kalacağımız için çekim seansında çekim e, sırasında hemen uygulandı. Daha çok hangi durumlarda eksiliyor dişler? Kazalar dediniz örneğin. E kazalar, travmalar yani bir travma görmüş olabilir. E, bununla beraber diş eti hastalıkları, ciddi diş eti hastalıkları yaşamış olabilir. Yani e, ağız bakımı yetersizdir, düzenli diş taşları temizlenmemiştir, ağırlıklıdır. E, Temizliğine, beslenmesine dikkat etmemiştir. E, bu ilk önce diş etleriyle başlayıp sonra kemiğe sirayet eden bir e, enfeksiyon yaratır. Diş eti iltihabı yaratır. Bunun neticesinde dişler hiç çürümemiş olsa dahi sallanarak kaybedilebilir. E, bu en çok görülen durumlardan bir tanesi. E, bununla beraber diş çürükleri çok e, başa bela bu konuda. E, çürükler ihmal edildiğinde çok çok fazla ilerleyip dişin kurtarılması mümkün olmayan safhalara gelebiliyor. Aslında çürükler kolay tedavi edilebilir durumlardır ama çok ilerliyor. Dişler çürüye bazı zayıfladığı için basit bir çiğnemede de kırılabiliyor. Yine bunlarla da ...uygulanan bazı yanlış yöntemler var. Var, e, evet, Kulaktan yani bunlarla ilgili evet, onlardan da e, bahsedeceğiz. Yani e, bu gibi durumlarla karşılaştığında hastaların direkt olarak e, hekimi ziyaret etmesi lazım. E, ne yapılması gerektiğini, neye ihtiyacı olduğuna hekimin karar vermesi, onu yönlendirmesi lazım. E, bu gibi durumlarda diş kaybedildiği zaman e, Kaybedilmesi gerekirse hemen oraya ne yapılması gerektiği konusunda da bir karar verilmesi lazım. Ee, bir de diş kayıp konularında şöyle bir şey daha var. Bu anlattığım faktörler hemen her insanın başına gelebilecek şeyler ama bununla beraber yaş ve genetik gibi faktörler de var. Bunlar bizim müdahale edemeyeceğimiz, gücümüzün yetmeyebileceği konular. Ee, bu gibi genetik durumlarla de etkili yani ben de onu çok soracağım. etkili. Bu gibi durumlarla ilgili yapabileceğimiz çok bir şey yok. Ama bu negatif durumların yaratacağı etkileri azaltabiliriz. Yani bu zaten genetiğimizde varsa yaşlanmışsak ve buna bağlı bir kemik yıkımımız varsa bunu daha da oral hijyene dikkat etmeyerek, bakım yapmayarak arttırmamamız lazım. İşte diş sıkıyorsak, diş gıcırdatıyorsak bu bir travmadır. Buna maruz kalmamamız lazım. Böyle bir durum varsa bunun tedavi edilmesi lazım ki kemikler daha daha fazla erimesin. Peki eksik bir dişim var ama hiç doktora gitme gereği duymadım. Gitmedim de. Nelere yol açar? Şimdi Nasıl eksik sıkıntılar diş, Böyle bir soru sorabilmeniz için muhtemelen umursamayacağınız bir bölgede olması lazım. Arkada. Arkalarda bir yerde olması lazım. Ee, aradan da epey zaman geçtiğini varsayalım. En çok karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi, komşu dişlerin eksik dişin olduğu tarafa doğru yatmaları, devrilmeleri, onun olduğu bölgeye hareket etmeleri. Dişlerimiz bizim ömür boyu hareket etme eğilimindedir. Ona dur diyen temas noktası olmadıkça da kıpırdamaya çalışırlar. Normalde dişler bu şekilde düzenli bir dizi içerisindeyken hepsi birbirine temasta olduğu için birbirlerinin kıpırdamasını önlerler. Fakat burada aradan bir tane çektiğiniz zaman bir duvarın ara tuğlalarından birini almak gibi onun yıkılmasına sebep olabilirsiniz. Kaymaya, başlayacak Kaymaya yani başlayacaktır. Ben. Aynı zamanda eksik olduğu bölgedeki kemik hızla erimeye başlayacaktır. Üstteki çenedeki veya alt çenedeki dişler boşluğa doğru yükselmeye başlayacaktır. Bu şekilde ağzın dengesi bozulur. Bu dengenin bozulması nelere yol açabilir? Bir kere çiğneme fonksiyonunda ciddi bir kayıp yaratır. Hasta eksik olan dişinin ya da o karmaşıklaşmış taraftaki dişinin olduğu bölgeden sakınır ve diğer tarafla çiğnemeye çalışır. Tek taraflı yemenin çene kaslarında, eklemlerde ciddi harabiyetler yarattığı görülmektedir. bununla beraber o bölgedeki kemik yıkımı ilerleyen dönemde tedavi yapılmasını da engelleyebilir. İstediğimiz seviyede bir kemik, düzenli bir yapı görmediğimiz için o zaman restore en çok zorlayan vaka geç kalmış. Vaka geç kalmış vakalar her geç sadece implant için değil bu arada her aşamada böyle. Yani evet. çürük içinde böyle. Peki ömrünü hangi faktörler etkiliyor bu tedavinin? Ee, bu pardon tekrar. Ömrünü alabildim. hangi faktörler etkiler bu tedavinin? Ömrünü etkileyen faktörler şöyle söyleyebiliriz. Az önce saydığım şey çok önemli. Yani nedir? Ağız bakımı, düzenli doktor kontrolleri, diş sıkmanın olup olmaması travma yani görüp görmemesi, gıcırdatma veya travmaya başka şekillerde maruz kalması bunlar ömrünü çok etkiler ama bununla beraber uygulandığı süre zarfındaki kemiğin zayıflığı, yeterliliği, işte hacmi, kuvveti de ömrünü çok etkileyen faktörlerdir. Şimdi yaş ilerledikçe daha zor bir ek tedavi ama küçük çocuklarda örneğin onları ayrı etkileyen ya da zorlayan bir durum var mı? Şimdi küçük çocuklarda zaten implant uygulayamayız. O süreci beklememiz gerekiyor. Orada geçici protezlerle, apareylerle bunu beklememiz gerekiyor. Orada yapabileceğimiz zaten bir şey yok. Yetişkinlik sürecine gelene kadar, büyüme e, dönemi tamamlanana kadar zaten Hı -hı. uygulama yapamayız. Hı -hı. O süreçte de geçici protezler vardır Kaç çocuklar için. Kaç yaştan itibaren başlar? Büyüme gelişme atılımının tamamlanması lazım. 18 yaş demek iyi. Çünkü Hı -hı. kişiden kişiye değişebilir. Daha erken atılım yapanlar da var tabii ki de. E, burada beklemek daha iyi. Peki, Peki ekran üzerinden daha detaylı anlatma imkanımız olacak sanıyorum hocam. Evet, şimdi implant sayısı ve bölgesiyle ilgili birazcık daha onlardan bahsedelim. Röntgenler üzerinde bahsedelim. Evet burada mesela alt çenede sağlı ve soldu iki tarafta da arka yani çiğneyici azı dişlerinin eksikliğinin görüldüğü bir vaka var. Hastanın ön bölgedeki alt ön bölgedeki dişleri yerinde fakat iki tarafta da küçük azılardan itibaren yok. Sadece sağ tarafta bir tane küçük azısı duruyor. Ee, bu tarafta bir küçük azı, bir de büyük azı için iki implant kullanılmış. Aslında burada hastanın üç tane azı dışı eksik. Bir küçük azı, iki büyük azısı eksik. Bir de yirmilik var ama onun eksikliğini ama çok üç önemsemiyoruz. Üç diş için iki üç dişi implant için Burada yeterli iki tane olmuş. kullanılmış. Burada dört tane diş eksik. Fakat bunun içinde de 3 implant kullanılmış. Şimdi bu önemli. Niçin her diş için bir implant kullanmıyoruz? Böyle bir zorunluluğumuz yok. Ee, bir, kemiğin zayıflayabileceği, buralar özellikle uzun zamandır boş kalan yerler olduğu için kemiğin daha fazla zayıflayabileceği durumları yaratmak istemeyiz. Kemikte stres yaratmak istemeyiz. Olabildiğince az sayıda kullanmaktan yana oluruz. Ee, tabii kemik çok iyiyse o farklı olabilir ama e, tabii ki maliyeti de arttırmamak adına olabildiğince az sayıda kullanırız. Burada... Dört dişi üç implantla nasıl yerine koyacağız? Bir köprü protez planlayacağız. Aradaki boşluğa gövde şeklinde bir porselen gelecek. Diğerlerinin her birinin üzerine diş gelecek. Burada da yine aynı şekilde üç diş, bir... ...iki gövde 3 de yine implant üzerine gelmek kaydıyla bir köprü protez uygulanacak. İçeridekilerin daha da içinde olduğunu görüyoruz. Olma burada kemiğin seviyesi etken. ve kullanılan implantın tarzıyla alakalı. Bunlar yani kemik seviyesi tarzları da değişiyor. Evet, bunların tasarımları birazcık daha farklı dikkat ettiyseniz burada kemiğin evet. seviyesine ve dediğim gibi o anki uygulanma şekline hekim ameliyat sırasında karar verir. Ee, orada gerekli gördüğü tarzdaki implantı kullanır. Bunlar teknik farkıdır. Yerleştirilme seviyesi farklıdır. Bunlar Bunlar iyileşme sürecinde tamamen kapalı olur. Bu en arkadaki gibi implantların üstüne küçücük bir kapak görünür. İyileşme sürecinde bu tamamıyla kemiğe gömülmemiş tarzda bir implanttır. Bunlar gömülmüş implanttır. Bunlar teknikle ilgili konular aslında teknik, birazcık peki. daha. Ee, başka bir röntgenimize geçelim şimdi. Ee, yine benzer vakalardan. Ha burada mesela güzel bir örnek şey. Ee, tek diş eksikliği var hastada. Bu hastada şöyle bir durum vardı. Bu taraftaki küçük azı dişidir bu eksik olan. Küçük azı dişi hastanın doğuşta oluşmamış bir dişti. Eksikliği böyle şeyler doğuştan olabilir. Konjental olarak hiç gelişmeyebilir. Doğuştan eksik o dişi. Bu e, dişi oluşmamış. Hiç oluşmamış. Ee, burada bir süt dişi duruyor. Onun Neden yerinde. oluşmuyor peki? bu tamamen genetik faktörlerle alakalı. Yani çok ciddi özel bir sebebi yok. Bu tamamen konjenital doğuştan gelen genetik yatkınlıkla alakalı. Sadece bu bölge değil başka dişlerde de doğuştan Herhangi oluşmama Herhangi bir diş için olabiliyor. Söz olabilir. 20'lik dişlerde daha sık görülmeye başladı son zamanlarda. Ee, böyle bir durumda sizinkine benzer. Yani hani köpek dişinin oradaki süt dişi yüzünden yerine gelememesi gibi düşünün. Burada kalan bir süt dişi vardı. Fakat artık sallanmaya başlamıştı. Bu alınıyor. Akabinde e, implant yerleştiriliyor. İyileşme sürecinin sonunda da üzerine porselen diş yapılıyor ve hastanın zaten eksik dişi yok ee, bununla da tamamlanmış oluyor ve düzeni diziyi takip ediyor ne kadar sürüyor? tedavi. Burada daha bu, kısa buradaki sanıyorum. Buradaki süre tabii kısaydı. Çünkü şöyle bir şey var. Zaten altında ciddi bir kemik defekti yoktu. Üstünde kökleri neredeyse tamamına yakını erimiş bir süt dişi vardı. Böyle bir diş aldıktan sonra hemen aynı anda buraya implantı koyduktan sonra yaklaşık bir iki buçuk ay falan bekleyip üzerine porselen diş yapıldı. Kaç Çok yıl kısa beklemiş bir peki bu dişi yaptırmak için? implanta karar vermek için? Bu hasta, hasta 30 yaşlarının başında bir hastaydı. 30 yaşına kadar dişsiz gezmiş. Dişsiz değildi işte, süt dişi vardı, o yüzden onun eksikliğini çok yaşamamış. Hı. Tamamen dişsiz değildi. Ama bir boşluk ee, vardı sonuçta. Ve boşluk demeyeyim ama diğerlerine geldim. nazaran birazcık daha küçük bir diş, ama yanda kaldığı için onu da çok canını sıkmamış. Hı -hı. O sallanmaya başladığında rahatsızlık duyduğu için. Bu da ne var acaba? Sorunum ne diyerek geldi ve orada röntgen tetkiki neticesinde sorun ne olduğunu söyledik. Böyle bir planlama yaptık. Başka bir röntgene geçelim. Burada, Burada bir ilk iki, fazla. Evet. İlk iki röntgene nazaran daha komplike bir vaka var. Burada şöyle bir durum var. Alt tarafta aslında benzer bir durum var. Yine sağ altta eksik azı dişleri var. Onların yerine yine iki tane biraz aralıklı yerleştirilmiş implantlar var bir köprü planlamak adına. Fakat üst tarafta durum birazcık daha karmaşık. Neden? Çünkü hiç diş yok. hiç diş olmadığında buraya bu hastada planlanan 6 tane implant yerleştirip bu altı tane implantı 12 porselen dişle birbirine bağlamak. Yani tamamıyla bir çene kazandırıyoruz aslında hastaya. Tam çene kazandırıyoruz. Ee, bu gibi vakalarda özellikle hastalar takılıp çıkarılan damak protezler kullanmak istemiyorlar. Onlar bunları kullanmak istemedikleri için sabit bir yöntemle tedavi olmak ve dişleri ağzında sabit olarak kullanmak istedikleri, gerçek bir dişe yakın bir formatta kullanmak istedikleri için böyle bir şey yapılıyor. Damak protezi neden kullanmaları gerekiyor? Hiç dişi yok. Yani damak takmak zorunda hiç dişi yok. Neyle ısıracak, neyle yiyecek, neyle konuşacak, dudaklarının, yanaklarının desteğini sağlayacak olan ne? Bunu sağlamak için bir şey koymamız lazım. Çünkü hiç dişi yok. E ee, O yüzden de alternatiflerden ilk akla gelen damak protezdir. Ee, bunu da pek çok insan konforundan ötürü özellikle kullanmak istemeyebiliyor, sakınıyorlar. Ee, psikolojik nedenleri de var. Çünkü bu tip bir protez kullanınca ben çok mu yaşlandım, o kadar yaşlandım mı? Çünkü yaşlılarla özdeşleştiriliyor. Yaşlı bu. mı gösteriyor? Ee, gösterdiğinden değil ama işte gece çıkarıp suya koymak insana <gülüyor> yaşlı olduğu psikolojisi yarattığı için. Ee, dolayısıyla sabit bir protez, gerçek diş gibi hissettiren bir protez kullanmak ister. Burada da en az 6 tane olmak kaydıyla e, sabit bir planlama yapılabilir. Onun üzerine şurada hastanın doğal dişlerinin üzerine yapılmış bir köprü var. Bu arada bu da değişti. Bu da kötü bir köprü. Altında ciddi bir kemik yıkımı var. Evet. Bu, bu dişler de alınıp sonra implanta dönüştüler. E, bu gibi bir köprüyle bu dişler birbirlerine bağlandı. Bu vakan nasıl terabildi. kaybetmişti dişlerini? Ben de onu merak ettim şimdi. Bütün Şu, dişler yok Şöyle ya. söyleyeyim. E, daha önce porselenleri vardı. Buna benzer vakalardı ee, ve ciddi kemik yıkımları oluşmuştu. Artık dişlerde sallanmalar vardı. Yani yeni baştan bir köprü protez yapılabilir halde değildi. Eğer diş kökleri sağlam olsaydı, yıllardır köprü kullanan bir hasta olduğu için dişlerde dayanıklı olduğu için yeni baştan bir köprü planlamayı yeğlerdik. Tutup da sağlam dişleri çekip yerine implant yapmak istemeyiz. Her zaman doğalı korumaktan yana oluruz. Fakat dişlerin kurtarılabilecek bir hali kalmamıştı. Bir de bazılarının etrafında çok büyük defektler, lezyonlar, iltihaplanmalar oluşmaya başlamıştı. Sürekli yüzünde şişlikler olduğundan bahsediyordu hasta. Kanamalı durumlarda olabilir. Diş etlerinde de tabii kanamalar olabilir, akıntılar olabilir. öncelikle zaten o tedaviler yapıldı. Sonrasında implantlar tatbik edildi. Bu hastanın tedavisi tedavi süreci o kemik tozu kemik grefti diyoruz ya o tip kullanımlarla beraber e, aşağı yukarı 10 ay 10 11 ay civarı sürdü diyebilirim. Evet. Örneklerimiz bir sonraki, böyle sanırım. Eee röntgenimize bakalım. Evet burada da yine sonda bir diş eksikliği var hastanın. E, bir tane implant konulup diş yerine e, kazandırıldı. Burada Yine köprü mü var? Bu tarafta kendi eski köprüsü var. Ee, kendi doğal dişlerin üzerinde bu ama. implant üzerinde değil. İmplantın yapıldığı bölgede şöyle bir detay var burada. Ee, burada hastanın, bu birinci küçük azı dişidir. Bundan sonra bir, iki, üç tane dişi eksik aslında. Fakat bir tane implant var. Bu bir implant o üç dişi yerine koymak için tasarlanmadı. Burada şöyle bir durum var. Hastanın yukarıda da eksik dişi var. Yani olması gerekenden önde bitiyor diş sırası. Ve bu şekilde yıllardır kullanmaya alışkın herhangi bir sorun yaşamıyor. Çiğneme ile ilgili bir problemi yok. Dolayısıyla kısaltılmış bir ark formunda bitiriyoruz tedavi. Yani buraya Tamamen daha arkaya... Tamamen işlevsel. işlevsel. Daha arkaya diş koymanın alemi yok. Ya da buraya çünkü, bir implant. Çünkü burada birazcık yıllarca yaşamamış. Şurada diş varken çiğnemede bir fonksiyon kaybı yaşamamış. Dolayısıyla biz sadece kaybettiğini yerine koysak hastanın zaten işini görüyor. Bundan daha arkaya implant koyup da diş yaparsak karşılığında zaten diş olmadığı için kullanamayacak hasta. Yani boşu boşuna Anlamı bir şey Anlamı yok, diş yap yapmadım. Anlamı yok. Yani hastayı böyle bir masrafın, külfetin altına sokmanın alemi yok. Böyle gayet mutluydu. Zaten implant iyileştikten sonra da üzerine porselen dişi yapıldı ve çok rahat bir şekilde kullanmaya devam etti. Ee, başka bir röntgenimiz daha vardı yanılmıyorsam. Evet burada da bu çoklu implant vakalarına bir örnek yine. Bu... Neredeyse bütün dişler mi? Evet iki hocam? önceki röntgenden daha karmaşık bir vaka. Bundan en karmaşığı bu galiba. Altta da evet üstte de hiç dişi olmayan bir hasta. Bu hastanın e, gördüğümüz gibi üstte 8 tane implantı var. Alt tarafta 7 tane implantı var. E, şimdi bu gibi eksik dişlerin tamamını yerine koymamız için minimumda 8 implant gerekiyor zaten. E ee, alttakinde niçin 7 tane var? Burada kemiğin elverişli olduğu bölgelerde sadece kullanılmış. Geri kalan boşluklar elverişli olmadığı için tamamını konamamıştır. Konulabilecek her yer kullanılarak bu e, eksik dişler tamamlanma yoluna gidilmiştir. Köprüden kastımız işte tam olarak buydu. Şöyle örneklendirelim. Burada 4 tane implant birbirine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane dişle bağlanmış durumda. Yani bu dört ayak bütün bu yükü taşıyorlar. Arkadaki azı dişleri de farklı ayaklara bağlanmış durumda. Yine alt tarafta öyle üç dişi iki implantla, üç dişi iki implantla restore edilmiş bir vaka. Ee, dediğim gibi her bir diş için bir tane implanta gerekiyor. Evet. Üst tarafta 14 diş için 14 farklı implant kullanmamız gerekiyor. Daha çok böyle mi yok. düşünüyor peki hastalar? Yani eksik diş başına bir implant mı olacak? Bu şüpheyle gelen hasta çok fazla. Çok fazla değil mi? Ee, yani eksik dişim bu kadar işte bu kadar da çok implant yapılacak ben o kadar çok işte implant yaptırmak istemiyorum. Ee, böyle bir tereddütleri oluyor ama yani e, aslında biz her bir diş için bir implant kullanmak zorunda değiliz. Hatta kaçınıyorsunuz bundan. Tabii ki ama mesela tekli bir eksiklik varsa o mesela bir önceki röntgende olduğu gibi bir diş koymak için bir implant yapacaksak o bir implantın üzerine birden fazla yük yükleyemeyiz. Birden fazla olması için tamamen bir köprü mantığında şunu bir köprü olarak düşünelim. Köprünün en başlarda ayakları var bakın. Ara kısımda gövdesi var. Yani buraya bir tane implantı koyup buradan buraya doğru 5 tane dişi onun üzerine yükleyerek uzatmamız mümkün değil. Veyahut da implantı köprü olarak kullanırken ...köprünün bir ayağını doğal diş... ...bir ayağını implantla yapmamamız gerekir. Çünkü bu da... E, ...onların kemiğe bağlanma sertlikleri farklı olduğu için... ...doğal dişi yıpratacaktır. İmplant tedavisinde görülen yanlışlar... hani ...implant tedavisi yaptırıp... ...size gelen vakalar... Ha, onlardan bahsedelim. İsterseniz yerimize geçelim. Geçelim. Onlardan Sonra ötkenimizde. Ee, i̇mplant tedavilerinde... ...özellikle az önce bir... E... Hani diş kayıp yöntemlerinden bahsederken söylemiştik. Bu enfeksiyonlu iltihaplı dişler var. E, bölgeler var. Bunların iyileşme süreci tamla tamamlanmadan kemik desteği gerekiyorsa greftle tamamlanmadan acele edilerek uygulanmış implant vakaları bizim için problem. Hasta e, travmaya maruz bırakıyorsa ciddi bir diş sıkma, diş gıcırdatması hastasıysa bu tedavi yapılmadan, bu sorun çözülmeden yapılması bizim için bir problem. E, bunların bu aşamalardan bir ya da birkaçının atlanmaması gerekiyor. Yeterli kemik yokluğunda oraya e, yanlış boyutta, yanlış sayıda implant tatbik edilmemesi gerekiyor. Bunların hepsine dikkat Ama etmek yaşanabiliyor. lazım. Ama yaşanabiliyor. Yaşanabiliyor. Çok ekstrem vakalar var. Bazen şeylerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi bu implantların yapıldığı bölgelerde e, özel anatomik bölgeler vardır çevresinde yapılması gereken yerlerde. Örnek verelim İşte mesela alt çenede. Eee onu innerve eden bir sinir sınırı vardır. Sinir geçer. Bu sinire temas etmemelidir çünkü implant yapıldıktan sonra o sinirde zedelenmeye neden olduğu için e, sinirin innervasyonu yani elektrik iletimini sağladığı bölgede uyuşukluk kalır. Bu uyuşukluk geçici Kalıcı olabilir. Kalıcı uyuşukluk da olabilir. Kalıcı olduğu çok nadirdir olsa vakalar gördüm ama daha ziyade geçici olur. Fakat sinir onarımı çok yavaş olduğu için uzun sürer. Bu uyuşukluklar ee, bununla beraber üst çenelerde hepimizin elmacık kemiklerin altında sinüs denen boşluklar vardır bu boşlukların içine doğru kaçırılmış implantlar gördük normalde sabit kemiğin içinde olmalı ama sinüse kadar girebilmiş implantlar gördük e, bunlar da ciddi sinüs enfeksiyonlarına sinüzitlere sebep olabilir eee veyahut da implantın sabitlenememesinden dolayı sağlam sıkı sıkıya bir implant olmasının önüne geçer. Yani uyum Dayanık sağlamamış olması. bir uyum implant. Uyum sağlayamamış çünkü baştan yerleştirildiği yer uyum sağlayabileceği bir yer değil. Yanlış yere yerleştirilmiş. Yanlış bir yere yerleştirilmiş. Yani şöyle düşünün. Çok uzun, yüksek bir ağacın çok da büyük kökleri vardır. Bu kökleri içine alabilecek seviyede derinlikte bir toprak olması lazım. Kocaman çam ağacını küçücük bir saksının içine koyamazsınız. Bunun gibi düşünün. Yeterli miktarda toprağın yani temelin olması lazım. Bunun olmadığı vakalarda da implantların başarısız olması maalesef kaçınılmaz. Ee, bir de en başında da bahsetmiştik işte o hijyen sterilizasyon kurallarına dikkat edilmeyip de iyileşme sürecinde orası enfeksiyon kaparsa bir şekilde enfekte olursa etrafında bir diş eti iltihabı başlayacağı için implant daha vücudun bir parçası olamadan bile kaybedilebiliyor implantta kaybetmeleri Doğru mi? aynen. Yani ha. nasıl hijyenine dikkat edilmeyen bir dişin etrafında kemik erimişse implantın etrafında aynı şekilde olabilir. Periimplantitis denen bir implant çevresi dokuların iltihabı e, tablosu vardır. Böyle bir şey söz konusu olursa implantın alınması gerekebilir. Zaten bazen o kadar etrafta kemik eriyor ki implant sallanıyor çok kolaylıkla e, böyle elinizle bile çekecek olsun. duruma gelebiliyor. O mu? hale gele gelebilir. O kadar yıkım olabilir. Evet. Yani. Evet, sonrasında tabii tedavi süreci yeniden başlıyor. Başlıyor ve bu sefer maalesef daha uzun daha zorlu. ve zorlu. Doğru, hmm. Daha zorlu. Evet yanlış tedaviler görülebiliyor ama genel olarak korkutan, ürküten bir operasyon değil. Olması gereken bir operasyon. Tabii ki, yani anestezi altında olduğu için ağrı süreci, ağrılı bir süreci yok. Sonrasında ağrıya karşı ya da şişliklere karşı korunmak anlamında direktifler var, öğütler var. Bunlara harfiyen uyulduğu zaman zaten sıkıntı yaşanmıyor. Peki bir toparlayacak olursak süremiz de azalıyor. Nelere dikkat etmeli başlıca insanlar? Ee, implant Hastalar. yaptırmış hastalarda özellikle. E, öncesi zaten defalarca söyledik. Yani süre çok önemli. Acele etmek gerekebilir. E, geç kalmamak gerekebilir. E, bu önemli. Sonrasında da e, ameliyatın hemen akabinde özellikle ilk günlerde buz tatbiki çok önemli. İlk 48 saatte şişlik olasılığı maksimum seviyededir. İlk iki günde ameliyattan özellikle ameliyattan sonra. Ameliyattan sonra. E, buz tatbiki çok önemli. Şişlik olmasını önler. Çok efor sarf etmek, kan dolaşımını kan basıncı arttıracak ağır sporlar, aktiviteler Hareketi yapmamak yapma, hareket gerekir. Iyi değil. Aynen. Çünkü bu da ödemi arttırır. E, çok sıcağa maruz kalmak ödemi arttırır. E, az önce söylemiştim. Çok sert yarayı tahriş edebilecek asitli, sıcak gıdalar tüketmiyoruz. E, doktorun öğütlerine uyuyoruz söylediği ilaçlar var ise eğer onun söylendiği şekilde yöntemle kullanılıyor. Bunlara harfiyen uyuyoruz. Çok üzerine yatmıyoruz. Birazcık yüksek bir yastık kullanıyoruz ilk başta. Buraya doğru kan çok fazla gelmesin ve ödemi tetiklemesin diye. temizliği ile ilgili dikkat edilmesi gereken şeylere dikkat ediyoruz. Ve mümkün olduğunca ilk günlerde özellikle onu basınçtan, baskıdan koruyoruz. Yeni doğmuş bir bebek gibi birazcık dikkatli bakıyoruz aslında. Evet. Peki neden eksik dişlerle başladık hocam programa? Yani bu önemli bir konu ilaki ama bir beş dakikamız daha var. Tabii ki. Şimdi neden eksik dişlerle başladık? Ee, bir kere son zamanlarda bize klinikte de işte sosyal medya üzerinden de en çok e, soru gelen bölümlerden bir tanesi diyelim. Bekle en çok ee, merak edilen yani, konu bu. Diş eksiklikleri evet ve özellikle de bunun implant ayağı. İmplant aslında dün çıkan bir tedavi yöntemi değil fakat son yıllarda çok yayılıp popüler olmaya başladı ve insanlar da popülerleşen her şeyi merak ediyorlar ve adında da ameliyat olduğu için bazı belki tedirginlikler oluyor ve bununla ilgili çok fazla bilgi almak istiyorlar. Bilgi açlığı var. Çünkü birazcık bilgi kirliliği de var sosyal medyada. Bunları aydınlatmak adına aslında böyle bir giriş yaptık. Bir de diş eksikliği dib geçmeyelim çünkü ağızda yarata problem yaratabilecek en önemli sorunlardan bir tanesi. Yemek yemenizi en başta söylediğim gibi etkiliyor. İyi beslenemezseniz sindirim sistemiyle ilgili ciddi problemler yaşayabilirsiniz. Bununla beraber estetik sorunlar var. Konuşmayı çok etkiliyor. Öndeki dişlerinizin olmadığını varsayın ve ee, harflerin artık nelere dönüşebileceğini siz hayal edin, neler söyleyebileceğinizi siz hayal edin. Ee, dolayısıyla sosyal ortamda, işte iş ortamınızda, arkadaş, aile ortamınızda konuşurken, gülerken e, sizi çok kısıtlıyor. Dolayısıyla diş eksikliklerinin toplumun büyük bir bölümünde ciddi sıkıntı yarattığını düşünüyoruz. O yüzden e, böyle bir konuyla başlamayı uygun gördük. Peki implant en çok tercih edilen tedavi yöntemi sanıyorum. Aslında öyle tercih etmeye çalıştığımız diyelim çünkü güncel e, tıbbın bize sunduğu imkanlar dahilinde düşünürsek gerçek insan dişini en iyi taklit edebilen doğal dişe en yakın yöntem şu anki imkanlar teknoloji dahilinde. Dolayısıyla e, uygunsa vaka biz özellikle bunu kullanmak istiyoruz. Bu konuda bizi kısıtlayan çok önemli bir e, sorun yoksa ya da hastanın ben kesinlikle implant istemiyorum gibi bir talebi yoksa zaten implant kullanmaktan yanayız. E, ama... Hasta talep etmeyebilir, istemeyebilir. Peki, kendi ya tedavi yöntemine karar verip gelen hastalar da var. Tabii ki. Mesela ne istiyor? İmplant değil de. Ya implant istemiyorum. Bana köprü yapın diyebilir. İşte hareketli protez kullanmak istiyor olabilir. Fakat orada şöyle bir şey de var. Şimdi bazen hastanın seçme şansı var. Evet birden fazla opsiyon vardır, seçenek vardır. Bunlardan birini seçme lüksü olabilir. Ama bazen elimizi kolumuzu bağlayan, kısıtlayan öyle vakalar oluyor ki, mesela röntgenlerde en son konuştuğumuz vakadaki gibi hiç dişi kalmamış bir hasta, ben kesinlikle hareketli bir protez kullanmak istemiyorum diyor. O zaman zaten o gösterdiğim implanttan başka çaremiz yok. Yani hem sabit, takılıp çıkarılmayan bir protez isterse hasta ve aynı zamanda sabitliği sağlayacak hiçbir ayak dişi de yoksa o zaman zaten mecburen implanta bir yönlendiriyor de bizi. Bir ikna etme kısmı var yani. E orada tercih ona kalmış. Hani ya hareketli protez kullanmak durumundasınız ya da istiyorsanız illaki sabit o zaman implant uygulayacağız dendiğinde hasta kendisi için bir kar zarar dengesi kurar ve söyler. Yani hangisi daha ağır basıyor? hareketli protezden işte kullanabilir mi acaba kendi zorlayabilir mi bir onu tartar. Yok kesinlikle sabit istiyorum diyorsa o zaman implant konusundaki tereddütlerini aşması gerekiyor. Zaten biz o konuda aydınlatıcı bilgiler vererek büyük oranda hastaları kliniğe geldiği zaman rahatlatıyoruz. Hı hı. O Bilgi kirliliği ortadan kalkıyor ama... Kafasındaki soru işaretleri e, ortadan tabii kalkıyor. Tabii ki yani bu konuda aydınlatılması lazım. Herkes bunları bilmek zorunda değil. Bu e, işin uzmanından bilgi almak, istemek hatta en doğal hakları. İmplant biraz da e, daha kolay kullanım, kullanılabileceği için mi uygulanan bir yöntem? Kolaylık göreceli bir kavramdır. E, süre var sonuçta bu işin köprüye içinde. Göre, köprüye nazaran. Yani o da tercih meselesi. Şimdi herkesin farklı beklentileri var. Yani köprü sürecinde belki yandaki doğal dişlerinize de müdahale ettirmek zorunda kalıyorsunuz. Ama hasta diyor ki ben bir haftada bu işten kurtulmak istiyorum. O zaman köprü onun için doğru çözüm. Ama ben yandaki dişlerime dokundurtmak istemiyorum derse de ama beklemeyi iki buçuk ay göze alıyorum derse de o zaman implant tabii ki daha doğru bir çözüm. Evet. Peki devam edeceğiz ama şimdi kısa bir ara vereceğiz. Reklamın ardından yeniden karşınızdayız. Alpay Hava'yla Sağlıklı Gülüşler devam edecek. Alpay Hava'yla Sağlıklı Gülüşler devam ediyor. Evet Alpay Hava'yla Sağlıklı Gülüşler'de bugün implant tedavisini ve eksik dişleri konuştuk. Ve bize ayrılan sürenin burada sonuna geldik. Bugün tamamlıyoruz ilk programımızı. Evet ilk programımızı tamamladık. E, Sürçülisan ettiysek affola. E, i̇lk program heyecanı. Hafta cumartesi 12'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.